Sen ne gözü kara, ne deli şeysin be. Bir de kendini yerlere atıyorsun. Ya bir şey olsaydı? İkinci anlasın kızım sen artık. Durmadı bile şerefsiz. Duymadı bile beni ya. Merak bile etmedi, bu kız niye arkamdan koşuyor demedi babaanne. Öyle. Arkadan koşmakla küfür kıyamet olmaz bu iş. Bir durup soluklanacaksın. Karnındaki hazineyi hazmedeceksin önce. Hazmederim onu ben. Ama ablam... Ablamı görmüyor musun babaanne? Yandan yandan yürüyor çocuğa. Ablanı bırak, aklını başıma al. Öyle tek sıkımda harcanacak kurşun mu? Makası sıkarsan... ...hedefini değil, kendini vurursun. Kendin kustun her şeyi. Anasının seni nasıl kapı dışarı ettiğini... ...boyu delizci oğlanın sana neler dediğini. Ben onun yakasına bir yapışayım. Bir yapışayım, bana ettiği bütün lafları bir bir yedireceğim ona ben. Yapışacaksın tabii. Ama vakitlice yapışacaksın. Bak gördün işte. Çocuk gaza bastığı gibi arkasına bakmadan çekti gitti. Arkasında canavar gibi anası var. Güç onlarda, para onlarda, kudret onlarda. Korkulur kızım bunlardan. Bak az kaldı. Baktık işte telefondan. Bir haftayı devirdik mi? Dokunamazlar bebeğe. Bir hafta sıkacaksın dişini. Kimseye belli etmeyeceksin. Renk vermeyeceksin. Babaanne. Babaanne. Karşısına dikilsen, hamileyim desen, hevesini almış adamdan ne fayda? O haytanın arkasında canavar gibi anası var. Senin arkanda kim var? O Nemrut anam mı? Dağlara, taşlara. Nikahsız gebe kaldığını bir öğrense, Allah yazıysa bozsun. O deli civan mı kollayacak seni? Elini kana buladığıyla kalır. Senin bebe de babasız kalır. Kim var arkanda kim? Sinsi ablam mı? Oğlanın babasından mı medet umacaksın yoksa? Seni sakat yeğenine yakıştıramayan adam hiç oğluna yakıştırır mı? Ah yavrum! Yandın mı? Kızım ne bu halleri? Neyin var senin? Ne oluyor? Ah güzelim, canım benim çok yoruldu bugün. Gel gel, şimdi babaanne bağrında iyileştiririm ben seni. Gel yavrum, gel. Kız toparlan biraz. Anam atmaca gibi işkilendireceksin. Ceren, gel benimle. Nedim Bey'e yardım edeceksin. Ama ben buraya yardım ediyordum. Allah senden razı olsun be kızım. Babaannenle fiskos fiskos ne güzel yardım ediyorsun. Hadi canım, hadi güzelim. İkiletme Nurten'i, hadi. Hadi yavrum benim, hadi. Çoğu gitti, azı kaldı. Hadi. Çoğu gitmiş, azı kalmış. Sanki çok iş yapıyor da. Seher, hadi sen de servise başla. Seve seve. Sen önce kendi edebine bakacaksın. Benim ağzımı açtırmayacaksın. Değil koca İstanbul'da, zengin evinde. O kaşık kadar köyde ettiğin haltları bilmiyor muyum ben seni? Sen yaparken hava hoş muydu? Sen eline gözüne ne kadar hakimsin ki utanmadan ablana hesap soruyorsun, el kaldırıyorsun. Allah'ım sana geliyorum. Yani sana anne. Tamam, tamam geliyorum, eve geliyorum. Ay nedir şu sofrada hep birlikte oturma tribi? Hayret bir şey ya. Neyse, ben kaçtım kızlar. Görüşürüz.
Aa, kalkıyor musun? Ben de biraz takılırız. Sonra da beni bırakırsın diyecektim. Allah Allah. Araban mı bozuldu tatlım? Yok be. Senin şoförü gördüm de ateş ediyordu. El saçta yalnız. Direkt saçta yani. Ay, geri zekalısınız siz ya. Başka malzeme mi yok? Sırf kıllığına yani. Şu muşmula suratlıyı beğendiğinizden değil de. Ay bak, seni muşmula suratlıyı beğenen beğenmiş. Siz de mi buralı değilsiniz? Yok, değilim ben buralı. Siz de değilsiniz herhalde. Ben de değilim, evet. Ya telefonun şarjı bitince adresi bile bulamıyorsun. Ama söylediğim yeri anladın değil mi? Ya şimdi dedim ya, ben yabancısıyım buranın. Ne desem yalan olur. Ama hani bilen biri falan varsa soralım, şey yapalım. Laklağı bırakıp kapımı açman gerekiyor galiba. Açalım Damla Hanım. Açalım kapınızı da, ama siz açmaya falan çalışırsınız. Elinize yapışır ha. Bak bunu böyle çekiyorsun. Açılıyor. Ya hanımefendi, siz yolu çok yanlış kişiye sordunuz. Vallahi bu hanımefendiye sormanız lazım. Ay kıyamam. Yol mu soruyordu? Aynen, yol soruyordu. En doğru kişiye. Ya bir şey diyeyim mi? Siz bunun böyle fenomen falan olduğuna bakmayın. Bu aynı zamanda ayaklı navigasyon. Vallahi bak, siz buna sorun yolu, o uyanır. Tatlım, babaannenin çeyizinden mi çıktın sen? Hayır, yani senden çok daha akıllı telefonlar var artık. Onlara soruyorsun, o da zaten sana cevabını veriyor. Kızım sen ne yaptın öyle değişik? Yok babaannesinin çeyiziymiş, yok bilmem ne. Kızın şarjı bitmiş işte. Sana mı takıp dolduracaktı acaba? Bak laflara gel laflara. Yetişemezsin. Senin saçında bir şey mi var? Şey o ya, yani... Refleks yani, sana özel bir şey değil o. Kızım bana özel niye olsun zaten? Saç bu saç. Hayır yani bitlendiysen falan doktora gidelim diyecektim ben, o yüzden şey.